31-12-2022 tarihi itibariyle Türk kickboks camiası kendisinin ne kadar geliştiğini göstermiştir. Bunun en büyük verilerinden bir tanesi aktif lisanslı sporcu sayısı açısından biz ilk dörtteyiz. Yani tekvandonun, basketbolun, voleybolun yanında biz ilk dörtteyiz. Bu da bu camiamızın ne kadar güçlü olduğunu göstermekte. İkincisi yine uluslararası arenada 933 tane madalya alarak bütün branşlar içerisinde, bütün camialar arasında, olimpik olan olmayan bütün branşlar içerisinde biz birinci sıradayız. Bu başarıyı ben tabii ki kickboks camiasının bir aile içerisinde, hep birlik ve beraberlik içerisinde birbirine bağlı olarak çalışmasından kaynaklandığını özellikle söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bu yılda bizim için çok önemli bir yıl. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle Büyük Gençler Avrupa Şampiyonası'nı yapacağız. Ayrıca yine Uluslararası Akdeniz Kickboks Şampiyonası'nı yapacağız. Yine Dünya Kupası'nı Türkiye'de yapacağız. Yine ayrıca Balkan Şampiyonası'nı yapacağız. Bu yıl yine Olimpiyat Komitesi'nin himayelerinde bulunan Avrupa Olimpik Oyunları'na katılacağız ki Türk milli takımındaki olan bazı sporcularımız kotayı geçtiler. Burada yine Avrupa Oyunları'nda milli takımımız temsil edecek. Bir de Dünya Dövüş Oyunları'nda Suudi Arabistan Riyad'da yapacak olan müsabakalara katılma hakkını kazanan sporcularımız oldu. İnşallah bu müsabakalara da devam edeceğiz. Yine Büyükler Dünya Şampiyonamız var. İnşallah bu Dünya Şampiyonası'nda da iyi madalyalar alarak ülkemizi bu yılda en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyoruz ve edeceğiz de inşallah. Ve başarılı olarak geleceğimizi düşünüyoruz. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Her geçen gün kickboks ilerlemekte. Bize destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.